Selamünaleyküm sevgili izleyiciler, değerli takipçilerim. Hepiniz videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Ben Ceyhan Ece. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Neredeyiz? İzmir Menderes'teyiz arkadaşlar. Kimin yanına geldik? Yaylıma geldik arkadaşlar. Arkadaşlarımız hayvanları yayıyor. Burada Yakup Kanar kardeşimizin ve diğer bir arkadaş da var. İsmini bilmiyorum arkadaşlar. Daha onunla tanışmadık. Sizlerle birlikte tanışacağız inşallah. Onda da sakız koyunu varmış arkadaşlar, satılık. Onun yanına gideceğiz. Sizler için sakız koyunla ilgili bilgi edineceğiz ve arkadaşlar sizlere aktaracağız arkadaşlar. Burada da ağırlıklı olarak maltız keçileri var. Onlar Yakup kardeşimiz de. Onu da söyleyelim arkadaşlar. Sakız koyunlarını çekeceğiz. Onlar satılık dedik arkadaşlar. Sadece satılık olduğunu biliyorum. Başka da koyunlar hakkında, abimizin hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Sizlerle birlikte öğrenmeyi tercih ettim arkadaşlar. Çünkü ben bütün her şeyimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizinle görüp gezmek istiyorum arkadaşlar. Değerli dostlar, kusura bakmayın. Birçoğunuz da fark ettiniz. Artık ses tonlarımızda sıkıntı var. Bugün pazar. Pazar günündeyiz. Biz çalışıyoruz arkadaşlar. Benim birkaç saat hastaneye yatmam gerekiyor. Yalnız değerli dostlarım, akşam yatayım dedim. Gündüzleri vaktimiz yok. Vaktimiz varken de sizlere video çekiyoruz. Akşam artık evde oturacağımıza, yatacağımıza birkaç saat hastanede yatmış oluruz. Tedavimizi oluruz arkadaşlar. Şimdi fazla da uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Hep birlikte geçelim arkadaşlarımıza. Yalnız değerli dostlarım, arkadaşlarımıza geçmeden önce de video hakkında mutlak görüşlerinizi yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu benim için önemli. Ve halen abone değilseniz abone olup bildirimleri açmanız gerekiyor. Şimdi hep birlikte geçelim sakız koyunlarına ve ağırlıklı olarak maltız keçilerine değerli dostlarım. Evet, bunu kamerayı aldık arkadaşlar. Çizmemizi giydik. Şu anda sürüye doğru gidiyoruz. Aynı zamanda da tren yolunun dibindeyiz. Buradan merak güzel. Burası ekili bir alan değil değerli dostlar. İki adet de Halep keçisi varmış. Yakup kardeşimizin. Bunlar Yakup kardeşimizde. Arkadaşlar geçmeden önce de şunu izah edeyim sizlere. Bunların ikisi de maltızdır arkadaşlar. Şu krem olan da maltızdır. Kırmızı olan da maltızdır. Yalnız artık halk arasında popüler olan renk olarak kırmızı arkadaşlar. Bunların sütleri bazen kırmızıdan daha fazla olmuş oluyor. Onu da dinelim. Artık kabul edilen renk maltız için kırmızı. O yüzden herkes kırmızı maltız peşinde. Bunlar bildiğim kadarıyla ticari amaçlı. Yani şu anda çektiğimiz hayvanlar ticari amaçlı. Evet, Yakup kardeşimiz de geldi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne yapıyorsun? Bereketli olsun. Bugün de çoban oldun ya. Ya biz takılıyoruz ya, ne yapalım? Çoban olmasak da olmaz ya. Seviyoruz abi. Gölü seven dikenine katlanır. Abi burası seviyoruz. Burası güzelmiş ya. Ekili alan değil herhalde burası, değil mi? Değil. Daha ekilmedi bu ya. Geçen seneden mi kalma bu? Aynen. Bitkiler. Aynen. Maşallah. Ekilmese iyi olur. Ekilmez herhalde. Bizim için fark etmiyor. Şimdi ya, iyi olur derken yani. Arkadaşlar, keçiler için, yani hayvan otlatmak için iyi olur. Tabii ki. Tabii, ekonomi için iyi olmaz. Eski meralar yok ama ya. Eski meralar yok. Yok. Artık tarlalar falan boş abi, kalıyor. Orada otlatıyorsunuz. Aynen. Köpekler senin mi abim? Evet abi, benim bir tanesi. Ey maşallah. Bir tanesi mi? Bu benim. Irkı ne oluyor? Cinsi ne oluyor? Bu Kangal. İsmi ne oluyor? Kangal mı bu? İsmi Güdük bunun. Güdük mü? 19 yaşın. 19 aylık. Ya. Güzel ama güzel hayvanlar. Evet. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Bereketli olsun abim. Sağ ol abi. Kardeşim, seni bir tanıyalım. İsim neydi? Soy isim neydi? İsmim Onur abi. Tanıdığım kişimdir. Rizeliyim. Rizelisin. Aynen. Oyunculuk yapıyorsun burada. Aynen abi. 5 yıldır oyunculuk yapıyoruz. 5 yıldır sakız koyunu yapıyorsun. Aynen. Yaş kaç abi? 24 abi. 24. Mezuniyet? Ortaokul. Ortaokul. Evet, geçtik koyunların başına. Şöyle koyunları yakından da çekelim. Koyunların sakız koyunu. Şimdi Onur. Evet, kaç hayvan var burada? Burada toplam abi 52 parça var. 52 parça hayvanı var. Sakız melezleri. Başka bir işle meşgul müsün yoksa sadece koyunculuk mu yapıyorsun? Başka bir işle meşgulüz abi. Böyle hobi olarak yapıyoruz bu işi. Hobi olarak bu hayvanları yapıyorsun. Evet abi. Kaç adet dedin abi sen? Toplam 52 adet abi. Hobi olarak 50 hayvan besliyorsun. Evet. Vallahi helal olsun. Sendeki hobi de bayağı bir zenginmiş ya maşallah. Vallahi abi. Sakız koyunu yapıyorsun. Öyle işte, yavaş yavaş. Sürüyü büyütüyorsun. En iyisini yapmaya çalışıyorsun. Evet. Ama hayvanlar da yani içinde hiç satmamasın gibi. Ben erkekleri satıyorum abi.
Dişi kalıyor. Evet. Öyle eşe dosta veriyoruz yani dişi hamızlık. Evet. Şimdi duyduğum kadarıyla sen bunları satacaksın herhalde. Satma gibi niyetin var. Yani şimdi bir malın hakkı vardır. Hakkını veren oldu mu? Evet. Abi, veririz. Ama acil de satılık değil bunlar değil mi abim? Evet abi benim yaşım 24. Evet. Yani bir... Satarken de içinde kendine bırakabileceğin hayvanlar var mı? Kaç ayıracağım hayvan bırakacaksın? Tabii abi. Kendime bir 6-7 tane ayıracağım. He, ayıracaksın kendine 6-7 evet, adet abi. Bırakacaksın. Hobi olarak yapıyorsun. Şu anda bunlar hobilikten çıkmış artık. Evet. Kocaman sürü olmuş. Çünkü sakız koyunu çabuk öreyebilen bir hayvan. Bugün 50 olur. Seneye Allah nasip ederse 150 olur. Evet abi. O yüzden budamak lazım bazen. Çok budadık abi. Çok sattık. Çok ekmeğini yedik Allah'a. Son 2 yani... sene mi satman Allah ne yaptın? Olsun. Peygamber'in mesleğizlikleri bu olsa gerek. Harbiden de bereketli bir hayvan değil evet mi abi? Abi. Kaç anaç bunların? Kaç kuzu? Toklu? Abi burada toplam 20 tane kuzu var içinde. 20 kuzu. Diğerleri anaç. 10 koyun doğurdu. Benim. Evet. Onlar evde. Çocuklar gebe şimdi. Onlar da doğuracak abi. Doğum yapman hayvanların ikizlik oranı nedir? İkizlik oranı %90 abi. Üçüzlük oranı yani %20 falan. %20 300 yapanlar var değil mi abi? 300-400 yapanlar %20 yani. %90 ikizlik oranı. Peki bunu totalda hesaplarsak kaç koyun kaç kuzu doğurdu? Şimdi ben buradan 20 koyundan 40 kuzu aldım biliyorum abi. Evet. Anladın mı? Yani %100. 45 kuzu aldım abi. 1'e 2. Evet. Hatta abi. 1'e 2'nin üstünde. Maşallah gerçekten hayvanların verimliymiş. Süt durumları nedir bunların? Süt oranları çok güzel abi. Süt oranları da güzel. Yani bir 10 tane hayvandan 20 kilo süt alabiliyorsun bunlarda. Maşallah ikişer kilo da şey veriyor, süt evet veriyor. Abi. Yalnız şu bir erkek kuzum vardı, toklu olmuş artık, halen emiyor. Evet abi. Biz de öyle abi, kuzu anasını emer ya. Emer, hiç ayırmıyorsun. Evet abi. Sen o zaman... Akşamları ayırıyorum tabii. Erkek kuzuya çok kuzuya çok önem veriyorsun ya. Evet. Erkekleri bir yana ayırırım, dişleri bir yere ayırıyoruz. Anneler dinlensin diye. Abi şu anda hayvanları burada otlatıyorsun. Ot da var. Yani hayvan doyar doymasına da yalnız bu ot bir şeye yaramıyor, benzemiyor. Hayvan çabuk acıkıyor. Yani silik yolunda ot gitmiş oluyor birkaç saat içerisinde. Evde herhangi bir yemleme yapıyor mu? Tabii bugün ben cumartesi pazar tatili olduğum için ben evet cumartesi pazar hayvanı dışarı çıkarttım. Bugün bu hayvan sabah ondan beri dışarıda. Ben başka bir yerden buraya geldim mesela. Evet. Bu hayvan eve gidecek. Bu hayvanın evde yemi var tabii. Var. Sabah akşam ben. O zaman ömeri dolu, hamanları şu anda var. Çerez niyetine otluyor hayvanlar. Evet, şu anda heyf ediyor hayvan. Abi bu hayvanların ırkı nereden gelme? Ne zamandan beri sende? Bu hayvanlar 3 senedir bende. Daha önce nereden, neredeydin, kimdeydin? Askerlik nedeniyle hayvanlarımı verdim. Varmak evet zorunda kaldım. Askere gittiğin için? Evet, askere gittik geldik. Yeniden toparladık. Ben 20 koyun aldım abi. Araba alsat yapıyorduk. Öyle bu işe girdik. Neden merakımız vardı. Hayvanları aldık işte abi. 3 senedir sürü bakıyoruz. Sürü büyütün. Evet, bu kadar da ekmek yedik yani. Memnunsun yani. Memnunum abi. Öyle. Peki fabrikada mı çalışıyorsun? Evet abi. Fabrikada çalışmasan da sadece hayvancılık yapsan daha mantıklı olmaz mı? Yani şimdi benim yaşım genç abi. Evet, bu o yaşında... yüzden bu soruyu sana evet soruyorum. Yaşım genç şimdi. Ben her işi yapabilirim yani. O kapasiteye sahip insanım. Yani bir işte uğraşacağım ama 2 iş, 3 iş. Şimdi da yapıyorum ben abi. Hani anladığım kadarıyla sen hayvancılığı sevdiğin için yapıyorsun. Evet. Hayvancılık sadece paraya dayalı yapılan bir iş değil. Yapılmaz. Evet. Sevmezsen hayvandan para da kazanamazsın. Evet. Yani 10 alırsın. 10 alırsın bu sayı 5'e düşer. Yani. Üstüne koymasın. Ama sevgi oldu mu onu 50'lere falan 100'lere çıkartırsın. Evet. Şimdi demek istediğim neden sadece hayvancılık değil de fabrikada çalışıyorsun? Herhangi bir nedeni var mı? Herhangi bir nedeni yok. Yani genç olduğum için ne bileyim abi. Daha vaktim var diyorsun. Vaktim var. Hani bu hayvanın şöyle mi diyelim, başına duramıyorsun. Sen sigortadan dolayı mı fabrikada çalışıyorsun? Hayır yani... abi. Yani şimdi hani boş zamanlarımı değerlendirmiş oluyorum ben bu hayvanlarla. Şimdi ben orada çalışıyorum mesela değil mi? Sabah gidiyorum. Sabah 9'da evet gidiyorum. Evet. Akşam 6.30'da geliyorum. Ben sabah 8'de kalkıyorum. Bir saat hayvanlarla uğraşıyorum. Vakit geçiriyorum. Bir saatte onların her işini görüyorum, yemlerini veriyorum, tavanlarını veriyorum. Tolarını değiştiriyorum, altlarını temizliyorum, kapatıyorum, üstümü değiştiriyorum, gidiyorum işime. Şunu anladım. Yaşım genç,
Evet. Daha enerji var. Evet. Ama her iki işi de bir arada yapabiliyorum. Evet abi. İşimi bırakmasam da olur. Aynen öyle abi. Şimdi ben seni anladım. Merak için bu işi yapıyorum. Merak için yapıyorum. Anladım evet. Seni. Yani yaşım da genç diyorsun. Biraz kendimden kısarak hayvancılık da yapabiliyorum. Evet. Yani bir yatırım gibi bir şey bu yani. Ben gidip yani çarşıda... yatırımdan ziyade bir kumbara gibi bir şeyde. Çarşıda evet, gezip dolaşacağına, kahvede oturacağına aynen, hayvanların abi başında duruyorsun. Aynen. Yemlemesini yapıyorsun. Evet. Hem sevdiğin işi yapıyorsun hem de para kazanıyorsun. Mantıklı. Demek istediğim şu. Örnek diyorum şu anda sen burada kaç araç vardı? 30 diyelim. Evet, abi, 30 hayvanda yıllık vardı bazında kaç para kazanmayı hedefliyorsun veya kaç para kazanıyorsun? Yani ben şimdi yıllık bir ortalama olarak ben bunu görmüyorum abi. Ben bunu bir yatırım olarak görüyorum abi. Benim için sayı önemli. Şimdi ben yarın bir gün hani evlilik olacak mesela. Evet. Ben o zaman hepsini vermek zorunda kaldığım kalacağım için bana bir yüklü miktarda para gelecek. Yani bir getirisi olacak. İhtiyaçlarını oradan karşılayacak. O zaman benim ihtiyacımı görecek. Evet. Dur. Evet abi. Benim aklıma takılan şu. Tam olarak izleyicileri aydınlatamadık da. Şimdi sen zaten ancak bu kadar hayvan yapabiliyorsun. Mera olmadığından dolayı. Evet. Ben bu hayvanı fabrikada çalışarak da yapıyorum diyorsun değil mi abi? Evet abi. Peki mera olmuş olsaydı bu sayı artırır mıydın? Fabrikadan çıkar mıydın? Sadece hayvana dayalı hayatını sürdürür müydün? Abi ki abi bu iş neden yapılmasın ki? Evet abi. Yani bu iş ben bu çalışmasam mera olsa. Evet. Yem maliyetleri uygun olsa. Yani biz bu işi, bu sayıyı tabii arttırabiliriz yani. Arttırabiliriz. 200 koyun olur, 100 koyun olur. Ben fabrikada çalışacağım ama 100 koyuna, 200 koyuna bakabilirim yani. Aynen abi. Şimdi arkadaşlar, Onur'un demek istediği şu. Bu sayı zaten bu meraya anca uyabiliyor, anca sığdırabiliyoruz bu sayı bu meralara. Eğer ki meralarımız olsaydı, imkanlarımız olmuş olsaydı, tabii ki de bu sayı artırırdık, fabrikadan da çıkardık, sadece koyunculuğa dahil çalışırdık ve para da kazanırdık diyorsun değil mi abi? Evet abi. Yani para kazanma ışığı şu anda görünüyor hayvancılıkta değil mi abim? Öyle abi. Et yüksek, maliyet yüksek. Yani şu an zaten hayvancılık gittikçe bitiyor, azalıyor yani. Aynen abi. Yani. Evet, çok mantıklı bir şey. Onur kardeşimize kesinlikle katılıyorum. Hayvancılık yapmak istiyor ama fazla yapamıyor. Merasızlıktan dolayı yapamıyor. Yemlerin fiyatları da herkes biliyor. Fiyatları yüksek. İçeride de yemlere hayvan beslenmiyor. Zaten diyor ben ancak bu sayıya bakabiliyorum. Buralara bu sayıları sığdırıyorum. Niye fabrikayı bırakayım? Bu sefer iki kazanç elde ediyorsun değil mi abim? Evet abi. Evet, hayvanları çevirdik. Onur. Evet abi. Şimdi devlet yetkilileri, devlet dese ki, Tarım Bakanı dese ki kardeşim, genç kardeşlerim, eğer ki hayvancılık yapmak istiyorsanız, tarımla uğraşmak istiyorsanız, evet abi, fabrikalarda çalışmak istemiyorsanız, ben size sigortanızı karşılıyorum. Evet. Bütün imkanları sağlıyorum. Siz yeter ki öğretin dese, kesinlikle gözün kapalı olarak hayvancılığa girer miydin? Yaparım tabi abi. Yani şu an bütün imkanımı sağlarım bu hayvanlar için. Yani. Aynen. Niye yapılmasın değil mi? Tabii sigortayı abi da verdikten sonra. En güzel iş bu. Arkadaşlar gerçekten bu bir sorun. Sigortanın olmaması, çobanın sigortanın olmaması. Eğer ki devlet tarafından böyle bir şey düşünürse hayvancılık kalkınır Türkiye'de. Bunu da söyleyelim. Çünkü gençlerimizin çoğu fabrikaları niye tercih ediyor? Asgari ücreti niye tercih ediyor? Sigortadan dolayı. Sigorta olduğu için. Onur kardeşim. Evet. Peki kuzularını nasıl değerlendiriyorsun? Kurbanlık mı satıyorsun? Damızlık mı satıyorsun? Kasaplık mı satıyorsun? Ne yapıyorsun sen bunlara? Abi içinden tamızlık nitelikleri taşıyan hayvanlarımız. Evet. İçinde yani birkaç tane tamızlık nitelikleri taşımayan hayvanlar çıkıyor. Bu tamızlık nitelikleri çıkmayan hayvanlarımızı abi ayırıyoruz. Kurbanda eşe dostumuza veriyoruz. Kurbanlık olarak satıyorsunuz. Evet abi. Ama tamızlık vasfı taşıyanları da tamızlık olarak satıyorsunuz. Evet abi. Dişilerimizi kendimize ayırıyoruz. Böyle tamızlık. Evet. Mesela benim kendi topluyorum. Evet. Bunlar abi. Şimdi aynı zamanda da hayvanlara bakıyoruz. Hayvanlarda herhangi bir sıkıntı yok. Sağlıkları yerinde. Bunların aşıları falan tam değil mi abim? Evet abi, hepsinin aşıları tam. Evet arkadaşlar, almak isteyen dostlarımız varsa Onur kardeşimiz şunu diyor. Acil satılık değildir. Değerini veren, kıymetini bilen alır bunları. Evet abi. Yani kıymetini veren
arkadaşlarımız bunları alabilir. Damızlık olarak satıyorsun değil mi abi sen bunları? Evet abi. Hepsi peki damızlık. Bunlarda hangi aşılar yapıldı? Şimdi Onur koyunları çevirmeye gitti. Yakup senin bu koç da geliyor ya. Benim koç evet giriyor. Ne bu? Çalışıyor. Vallahi biz bunu Ödemiş pazarında gördüm. Çok hoşuma gitti. Damızlık nitelikli bir koç. Evet. Yani kesime gitmesin dedim. Günah dedim aldım getirdim kendi damızlık hayvanlarımın içine attım. O da rahat durmuyor. Yakup. Şimdi evet Onur koyunlara gitti de. Evet. Şimdi abim. Siz komşusunuz. Evet. Bu hayvanları sen de takip ediyorsun. Tabii canım bu hayvanların içinde bizim verdiğimiz hayvanlar da var. Mesela damızlık niteliğinde seçtiğimiz ayırdığımız mesela şu koyunu ben vermiştim. Tanıdım evet. Mesela uzun zamandır da görmüyordum. Yeşilli olan değil mi öyle? Evet, hafif evet, yeşile evet, çalan. Evet. Onun hatta bir Facebook kapak fotoğrafında da var. Bundan 3-4 sene önce evet. Duruyor hala o koyun. O koyun işte ben Onur kardeşime vermiştim o koyunu. Onur kardeşimize verdin. Evet. Bunların aşılarını var. Soracağım ben sana. Aşıların bunların yapıldı aşı, mı abi? Bunların aşılarını hem kendi veterinerlerimiz kontrol ediyor. Evet. Artı ilçe tarımın ayrı geldiği veterinerde veba aşısını, şap aşısını, çiçek aşısını, verem aşısını bunları da kontrol ettiriyoruz. Hepsini vuruyoruz yani. Aşı kısmında vurulmadık hiçbir hayvan yok. İşlerine şunu çekebilirsin. Şu koyun var mesela. Bu koyun nereden baksan 10 yaşının üstünde. 10 yaşın üstünde. Evet. Ha, bir zayıf o gözüküyor içinde. Diğerleri... Onun yaşlılığından yani. Geri kalan zaten semiz hayvan. Aşı olmayan hayvan böyle olur. Bu yaşlılıktan evet. Böyle. Yaşlılıktan öyle. Evet. Diğerlerinin aşıları yapılmış. Evet, öyle oluyor. Bunların gebelik durumu nasıl abim? Kaç bunların ayda gebeler? Gebelikleri şimdi bizim kardeşimizle biz bazı arkadaşların lafını dinlemiş. Koçu evet. Hiç içinden çıkarmıyor. Evet abi. Ama şimdi bu saatten sonra gene biz kontrol edeceğiz bunu. Bu hayvanları. Koçu çıkartacağız. Evet. Tek doğuma çevireceğiz. Yani toplu doğum. Tabii toplu doğum. Çünkü zor oluyor. Öteki türlü tamam biraz daha fazla kuzu alırsın. Şey yaparsın ama zor oluyor insan için açısından da. Evet. Bizim arkadaşımız da fabrikada çalıştığı için şey yapamıyor. Yetişemiyor. Fazla iş yükü biniyor adama. O yüzden koçu çıkartacağız içinden. Erkek kuzuları zaten ayıracak, yeme yatıracak. Dişileriyle damızlık niteliğinde hani isteyen arkadaşlara veririm dedi. Ama şöyle veririm diyor. Çocuk hani ben değerinde diyor yanlış anlamayın. Altının değerini sarraf bilir. Evet. Koyun çok. Sakız denilen koyun çok piyasada ama bu orijinal sakız. Evet abi. Yani içinde Çeşme'den gelen koyunlar var. Kendimiz getirdik yani bunları. Yakup peki bu koyunlar nereden geldi? Kimden geldi? Bu koyunların iki tanesini yaşlı bir amcamız vardı. Seferihisar'da, Sığacık'ta. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ondan getirmiştik. İki tane içinde var. Çula, sakız çula diyorlar onlardan. Evet. Nadir bulunuyordu o zamanlar ta. Biz gittik getirdik Onur'a verdik. İki tane gene kendi damarımdan, evde kendi sürümden verdim mesela ben. Bu Ödemiş çaparını evet. Çekersen. Ödemiş çaparı. Evet, Ödemiş çaparı. Sakız kendi, değil arkadaşlar o. Evet. Kendi, gözünüze batmış aynen, olabilir işte evet. O. Evet, bir buradan gene olabilir. Buradan gene bir arkadaşımıza da verdik. Bir takım da ona verdik öyle. Onur'a da verdik. Devam ediyor. Bunun ırkını kaybetmiyorum yani ben. Aynen, onun kadar verimli Ödemiş olduğu için değil mi abi? Tabii tabii. Verim yüksek olduğundan dolayı. 4 kuzu yapıyor. 3-3,5 liraya süt yapıyor o koyun. Maşallah. 4 kuzu? 4 kuzu 3-3,5 liraya süt yapıyor bu koyun. Maşallah var ya. Şu anda da gebe. Gebe evet. Valla. Ya bunun doğumuna var. Bu böyle ama. Senin söylediğini boşa da çıkartmayacak arkadaş. Şu arkadaşlar. Şimdi. Yok, biz koyunumuzun arkasındayız yani koyunlarımızın. Şöyle çekersen. Maşallah. Şimdiden belli ya. Çoklu doğuracağı. Tabii tabii. 4 tane. 4'ün altına doğurmuyor. Maşallah var. 8 tane kuzu aldığımızı biliyoruz ondan. 8 senede tane 8 kuzu aldığını yani, biliyorsun. Hani piresiz. Maşallah. Bakıyor. Bakıyor. O yüzden sakızların koyun içinde yer alıyor. Koyun zaman yalarken ısırıyor kuzuyu. O kadar. Öyle bir sevgi var o koyunda. Biz sakız bazen kuzuyu sevmediği için kan kırılsın diye bu koyunu attık içine. Bu koyunun kanını kırdık biz onunla. Evet. Şu anda biraz kuyrukları incelmiş hayvanlar var. Yani bundan geçme değil mi onlar? Evet evet kanını kırdık biz o koyunların ki kuzuya daha güzel baksın. Sakızın biraz kuzuya bakmama özelliği var. Evet kuzuya bazen tabii, tabii. Sırt çevirebiliyorlar. Tabii o yüzden şu an şurada kuzusuna almayacak hiçbir koyun yok. Evet abim. Çünkü kanını kırdık.
Evet arkadaşlar, şöyle hayvanları yakından da göstereyim. Değerli dostlar, yine bir ricada bulunmak istiyorum. Bazen konuşuyoruz, kelimeleri seçmeye çalışıyoruz. Ağzımızdan hesabınıza gelmeyecek ya da uygun olmayan kelime de çıkarsa af buyurun arkadaşlar. Çünkü biz bu videoları ne çektiksek onları sizlerle paylaşıyoruz. Herhangi bir kesme biçme yapmıyoruz. Birçoğunuz bilir, doğal videoları çekiyoruz ve çekmeye özen gösteriyoruz. Arkadaşlar, ezan okunurken de konuşmadan şöyle bir hayvanların görsellerini alayım sizlere. Evet arkadaşlar, ezan okundu. Değerli dostlarım, bu hayvanlar, evet birçoğunuz diyebilirsiniz, bunlar çeşme sakızına hiç benzemiyor. Değerli dostlar, bunlar bütün iklimlere ve bütün meralara uyum sağlayabilen hayvanlardır. Ona göre bu hayvanlar üretilmiştir. Ona göre özen gösterilmiştir. Yani alıcı arkadaşlarımız nerede olursa olsun fark etmez, bütün iklime uyum sağlayabilen hayvanlar bunlar. Şu anda da koçta bir toklu var arkadaşlar. Onun da bilgisini verelim. Yani bazı arkadaşlarımız saf yerine biraz kırmayı tercih ediyorlar. Onun nedeni ise dayanıklı olabilmesi için arkadaşlar. Dayanıklı olması, o da önemli. Saf kan olmuş olsa bu çamurun içinde dayanmaz arkadaşlar. Ve arkadaşlar, şimdi geçelim Yakup kardeşimizin keçilerine. Onlar da satılık değerli dostlar. İsteyen olursa onlara da aynı numaradan ulaşabilir. Evet Yakup, geçti keçilerin başına. Evet. Bunlar satılık değil mi abim? Evet abi, satılık. Abi şu önündeki güzel bir hayvan. Halep. Maşallah. Evet. Onu bir arkadaşımız ayırttırdı. Evet. Geleceğim dedi. Bakalım öyle gelecek. Daha henüz gelmedi herhalde. Ha, gelmedi. Diğerleri satılık değil mi abi? Hepsi satılık bunların. Bu da Halep mele kırması. Evet, teke maşallah. Orada, annesi de var orada. Alacağım olan mı? Evet, annesi o da. Güzel abim. O şey mi abi, onamlı mı? Evet, onamlı. Keçi değil mi o? Evet, keçi. He, bunlar satılık. Aynen, satılık. Arkadaşlar şöyle görsel alalım. Her çeşit var ya. Yakup kardeşimizin numarasını yorumlar kısmına bırakırım. Oradan ulaşabilirsiniz hangi keçi istiyorsanız. Bütün keçiler aynı zamanda gebe şu anda değil mi abi? Evet evet, gebe. Şimdi bak, orada Halep var. Evet. Halep kırıkları var. Mantız erkek oğlak ister. Aynı alpin oğlaklar var. Damızlık isteyen, hepsi damızlık yani. Bak orada Halep oğlak var. Aynı. Hayvanlar güzel. Maltız var, boynuzlu. Aynen. Sarı maltız. Oo, maşallah. Eski mantızlar var. Eski mantızlar tabii, gerçekten tabii. Çok güzel bunlar ya. Onların ikisini bir yerden aldım mesela. Bayınlardan aldık. Evet. Ayırdık yani. Bir de keçiler şu anda doydu herhalde. Kaç doydu, saat oldu? Doydu. Bırakalım. Bir saat falan olmadı daha ya. Bir saatte keçiler doydu arkadaşlar. İşte keçiyle koyun farkı. Koyunlar halen karnımızı doyuracağız diye uğraşıyor. Aynen. Ama keçiler şu anda doydu. Biz zor durduk. Eve aynen gitmek istiyorlar. Evet. Teşekkür ettim. Koçu Allah razı olsun. Ve koça çekelim. Evet, koçu da çekebilirsin. Koç da satılık mı abi? Evet evet, satılık. Damızlık. Evet Yakup, teşekkür ettim. Bana vakit ayırdığın için. Evet değerli dostlar, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olarak bizleri takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Değerli dostlarım, videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna mutlaka basalım. Ve video hakkında da görüş ve düşüncelerinizi yazarsanız memnun olurum arkadaşlar. Ve değerli dostlar, biz videoları genelde kırpmadan, kesmeden yayınlıyoruz. Sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Video içerisinde ister istemez dikkat etmediğimiz cümleler çıkar ağzımızdan. Onları da yanlış anlamazsanız seviniriz. Ve arkadaşlar, sizden özür diliyorum eğer ki yanlış anlaşılabilen bir kelime çıktıysa ağzımızdan. Şimdi arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.